Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Bir zamanlar yemyeşil bir bahçenin kenarında küçük bir köy evinde yaşayan Emirhan adında meraklı bir delikanlı varmış. Emirhan, güneşten yanmış tenli, kumral saçlı ve ela gözlü bir delikanlıydı. Gülümsemesi samimi, bakışları kararlıydı. Küçük yaşta babasını kaybetmiş, annesiyle birlikte mütevazi bir hayat yaşamaktaydı. Emirhan, her işte annesine yardım ederdi. Emirhan'ın annesi zarif ve vakur bir kadındı. İnce uzun boylu, siyah saçlı ve ela gözlüydü. Yüzünde yılların izleri vardı ama bakışları hala canlı ve sevgi doluydu. Oğlu Emirhan'a her zaman destek olan ve onu çok seven bir anneydi. Bilge ve pratik bir zekaya sahipti. Baharın ilk günlerinden birisinde Emirhan yine sabahın erken saatlerinde uyanır ve bahçeye koşar. Güneş yeni yükselmekte ve çiçeklerin arasında renkli kelebekler uçuşmaktaydı. O gün bahçedeki yüksek bir ağacın tepesindeki leylek yuvasında bir hareketlilik olmuştu. Bir leylek yavrusu henüz tam uçmayı öğrenemeden yuvadan aşağıya düşmüştü. Diğer leylekler göç zamanının geldiğini bilerek güneye doğru uçup gitmişlerdi. Yalnız ve korkmuş yavru leylek çaresizce yerde debeleniyordu. Emirhan yavru leyleğin kulağına "Merak etme, sana yardım edeceğim" diye fısıldadı ve leyleği kolları arasına alıp annesine götürdü. Annesi Emirhan'ın endişeli yüzünü görünce hemen durumu anlamıştı. "Bu leyleğin bacağı kırılmış, hemen ona bir şeyler yapmalıyız" dedi. Ve annesi şifalı otlardan bir merhem hazırladı. Günler geçti, leylek her geçen gün biraz daha iyileşti. Emirhan, bağdaki bahçedeki işleri yaparken bir taraftan da leyleğin bakımını hiç ihmal etmemiş, ona yemek vermiş ve kanatlarını güçlendirecek hareketler yaptırmıştı. Ertesi yıl bahar tekrar gelip çiçekler açtığında leylek artık uçabilecek kadar güçlenmişti. Göç zamanı geldiğinde de diğer leyleklerin arasına katılmış ve göç etmişti. Bir yıl sonra Emirhan bir gün kapının önünde oynarken gökyüzünde bir leylek belirmişti. Emirhan bunun eski dostu olduğunu anlamıştı. Leylek gagasındaki parlak bir çekirdeği delikanlının önüne bırakmıştı. Emirhan hemen bu sıra dışı hediyeyi annesine göstermiş, "Leyleğim bana bir hazine getirdi" diye sevinçle bağırmıştı. Emirhan annesiyle birlikte çekirdeği bahçenin en güneşli köşesine diktiler. Sihirli çekirdekten kısa sürede dev bir kabak yetişti. Kabak o kadar büyüktü ki evin bahçesini kaplamıştı. Kabak altın renginde ve pürüzsüz bir yüzeye sahipti. Emirhan ve annesi bu mucize gibi olaya şaşkınlık ve sevinç içinde baktılar. Sonunda Emirhan'la annesi dev kabağı satmak için pazara gittiler. Pazarcılar kabağı görünce şaşkınlık ve hayranlık içinde kaldılar. Çünkü hiçbiri daha önce bu kadar büyük bir kabak görmemişti. Emirhan ve annesine pazarcılar bu kabak için çok yüksek bir fiyat teklif ettiler. Onlar da bu teklifi kabul ettiler ve kabağı en yüksek fiyatı veren pazarcıya sattılar. Kazandıkları parayla küçük bir ev ve bir tarla satın aldılar. Emirhan tarlada çalışmaya başladı ve her sene sihirli çekirdekten yetiştirdiği dev kabakları satarak çok iyi para kazandı. Zamanla o ve annesi daha da zengin oldular. Kendilerine büyük bir konak ve geniş bir bahçe aldılar. Emirhan artık 22 yaşındaydı. Atlara merak sardı ve kendisine çok güzel bir at satın aldı.
Emirhan, güneşli bir sabah gösterişli atı ile şehrin sokaklarında dolaşıyordu. Atının nallarının sesleri taş kaldırımlı sokaklarda yankılanıyordu. Emirhan, atın üzerinde yakışıklılığı ve özgüveniyle tüm dikkatleri üzerine çekiyordu. Emirhan bir ara kalabalık bir çarşıya girdi. Çarşı renk renk tezgahlar, baharat kokuları ve insan sesleriyle doluydu. Emirhan kalabalığın arasından ilerlerken birden durdu. Çünkü karşısında padişahın kızı Prenses Nesligül ve Mahiyeti vardı. Nesligül, güneş ışığıyla parlayan altın sarısı saçları ve masmavi gözleriyle adeta bir güneş perisi gibiydi. Üzerindeki zarif elbise ve pahalı mücevherler güzelliğini daha da ortaya çıkarıyordu. Emirhan ilk görüşte Prenses Nesligül'e aşık oldu. Nesligül de Emirhan'ı fark etmişti. Gösterişli atının üzerindeki yakışıklı delikanlı kalbini hızlı hızlı attırmaya başlamıştı. Bakışları bir an kesişti ama kalabalık ve mahcubiyet onları birbirleriyle konuşmaktan alıkoydu. Emirhan atını Nesligül'ün yanına yaklaştırdı ve ona selam verdi. Nesligül de nazikçe selamladı. Birbirlerine söyleyecek belki çok şeyleri vardı ama kalabalık çarşı uygun bir ortam değildi. Emirhan atını mahmuzladı ve Nesligül'ün yanından uzaklaştı. Giderken arkasına dönüp ona son bir kez baktı, Nesligül de ona bakıyordu. Gözlerindeki parıltı Emirhan'ın kalbine bir umut ışığı verdi. Emirhan o günden sonra Prenses Nesligül'ü unutmadı. Onu tekrar görmenin hayallerini kurdu. Nesligül de Emirhan'ı düşünüyordu. Kalbi yakışıklı delikanlıya karşı sevgiyle dolmuştu. Günler geldi, günler geçti. Emirhan'ın sihirli kabağı ve zengin olma hikayesi tüm ülkeye yayılmıştı. Herkes bu mucizevi olayı konuşuyor, Emirhan'ın zekasına ve çalışkanlığına hayran kalıyordu. Padişah Selim bile bu hikayeyi duymuş ve Emirhan'ı saraya davet etmişti. Padişah Selim'in sarayı onun ihtişamını yansıtıyordu. Sarayın yüksek duvarları ve heybetli kapıları devletin gücünü ve kudretini simgeliyordu. Sarayın bahçeleri rengarenk çiçekler ve yemyeşil ağaçlarla doluydu. Havuzlarda su sesi bülbüllerin ötüşü ile birleşiyordu. Sarayın içi de dışı kadar görkemliydi. Duvarlar altın varaklarla kaplıydı. Zeminler mermerden yapılmıştı. Avizelerden sarkan kristal taşlar ışığı yansıtarak salonu aydınlatıyordu. Sarayda her köşe başında muhafızlar nöbet tutuyordu. Padişahın tahtı altın ve değerli taşlarla süslenmişti. Emirhan ve annesi heyecanla saraya gittiler. Padişah Selim onları saygıyla karşıladı. Emirhan'ın ve annesinin hikayesini ilgiyle dinledi. Emirhan padişaha kabağı gösterdi ve onu nasıl yetiştirdiğini anlattı. Padişah Emirhan'ın zekasından ve dürüstlüğünden etkilenmişti. Padişah Emirhan'a bir ödül vermek istedi. Emirhan'ın ise aklından tek bir şey geçiyordu: Prenses Nesligül ile evlenmek. Emirhan sonunda cesaretini toplayarak padişaha kızı Nesligül ile evlenmek istediğini söyledi. Padişah Emirhan'ın bu isteğini biraz düşünerek yanıtladı. "Eğer," dedi, "kızımla evlenmek istiyorsan, alal acayip oyununu bilmen ve benim gözümün önünde yapman gerek. Sana 40 gün mühlet. Bu süre içinde bu oyunu öğren ve bildiğini göster." Padişah Selim bu durumu Prenses Nesligül'e de haber vermek için taht salonundan ayrıldı. Emirhan, prenses ile evlenmek için büyük bir arzu duyuyordu.
fakat biliyordu ki bu kolay olmayacaktı. Padişahın kızı ile evlenmek için birçok zorluğun üstesinden gelmek gerekiyordu. Emirhan, prensesi ilk gördüğü andan itibaren ona aşık olmuştu. Onun güzelliği ve zarafeti onu büyülemişti. Prenses de Emirhan'a karşı ilgi duyuyordu ve bir an önce Emirhan'a kavuşmak istiyordu. Fakat babasının koyduğu şartı biliyordu. Emirhan'ın bu oyunu öğrenmesi ve başarması gerekiyordu. El bilmez marifet alal acayip oyunu çok eski ve gizemli bir oyundu. Bu oyunu oynamak için özel bir yetenek ve bilgi gerekiyordu. Oyunun kuralları ve nasıl oynandığına dair ise çok az şey biliniyordu. Bazıları bu oyunun bir sihir oyunu olduğunu söylüyordu. Oyunu oynayan kişi sihirli kelimeler kullanarak olağanüstü şeyler yapabiliyordu. Diğerleri ise bu oyunun bir zeka oyunu olduğunu savunuyordu. Oyunu oynayan kişi zekasını ve bilgisini kullanarak zor bulmacaları çözmek ve engelleri aşmak zorundaydı. El bilmez marifet alal acayip oyununun ne olduğu ve nasıl oynandığına dair kesin bir bilgi olmasa da bu oyunun çok zor ve tehlikeli olduğu biliniyordu. Oyunu oynayan kişi birçok risk alıyor ve hayatını tehlikeye atıyordu. Emirhan Nesligül ile evlenebilmek için el bilmez marifet alal acayip oyununu öğretecek birisini bulmak için yollara düştü. Yolculuğu esnasında bilge bir seyyah ile karşılaştı. Emirhan, seyyahın bilge bakışlarından ve sakin tavrından etkilenerek ona derdini anlattı. Seyyah, Emirhan'ın cesaretini ve azmini görünce ona yardım etmeye karar verdi. Seyyah Emirhan'a, ''Ben alal acayibim.'' dedi. ''Sana alal acayip oyununu öğretmek için buradayım.'' Bunu duyan Emirhan, sevinçten havalara uçacaktı. Aradığı adamı bulmuş olmanın mutluluğu ile alal acayibin peşine düştü. Alal acayip, Emirhan'ı dağlara doğru bir yolculuğa çıkardı. Sonunda gizemli bir mağaraya ulaştılar. Mağaranın içi karanlık ve ürkütücüydü. Alal acayip, Emirhan'ı mağarada yalnız bırakıp bir müddet dışarı çıktı. Emirhan'ın girdiği gizemli mağara karanlık ve ürkütücü bir yerdi. Duvarları nemliydi, yosunlarla kaplıydı. Yerlerde irili ufaklı taşlar vardı. Havada rutubet ve küf kokusu hakimdi. Mağaranın derinliklerinden garip sesler geliyordu. Emirhan merakına yenik düşerek mağaranın içini keşfetmeye başladı. Sonunda gizemli bir oda buldu ve kapının aralığından içeriye baktı. Bir kız odanın içinde gözyaşları içinde nakış işliyordu. Kız olağanüstü bir güzelliğe sahipti. Ayın 14'ü gibi parlak bir yüzü vardı. Fakat güzelliği gam ve kederle gölgelenmişti. Emirhan kıza selam vererek içeriye girdi ve kim olduğunu sordu. ''İn misin, cin misin?'' dedi. Kız cevap verdi. ''Ne inim ne de cinim, senin gibi bir insanım.'' Bu cevap Emirhan'ın hayretini mucip olmuş, kıza sormuştu. ''Peki ama siz buraya nasıl geldiniz?'' Bunun üzerine odadaki güzel kız anlatmaya başladı. ''Ben komşu ülkenin padişahının kızıyım. Bu seyyah kılığındaki adam bizim ülkede mahir bir büyücüydi. Padişah babamdan kendisini ülkenin baş büyücüsü olarak tayin etmesini istedi. Ama alal acayip, geçmişi gizemlerle dolu bir adamdı. Kimse onun nereden ve nasıl ortaya çıktığını bilmiyordu. Bazıları onun bir büyücü olduğunu, bazıları ise şeytanla anlaşma yaptığını söylüyordu. Bu adam her yerde farklı bir isimle ve farklı bir kimlikle ortaya çıkıyordu. Gerçekte kim olduğu ve ne gibi karanlık sırlar barındırdığı bilinmiyordu. İşte babam bunun kötü niyetli
ve hırslı bir adam olduğunu bildiği için bu isteğini kabul etmedi. Ayrıca bu adamın bende gözü vardı. Babam beni vezirin oğluyla evlendirmeye karar vermişti. Benim de gönlüm vezirin oğlundaydı. Ama bunu duyan Alel-Acayip iyice öfkelendi. İşte bu yüzden büyücü Alel-Acayip beni kaçırdı ve buraya getirdi. Ayrıca bu büyücü sadece kendisinin bildiği Alel-Acayip oyunu ile insanları kandırır ve buraya getirip sonra onları öldürür. Kızın anlattıklarından tüyleri diken diken olmuştu Emirhan'ın. Kız Emirhan'a korkunç bir kuyu göstermiş, içinin insan ölüleriyle dolu olduğunu görünce onun da aklı başından gitmişti. Kız Emirhan'ı teskin etmeye çalışarak ona şöyle dedi: "Büyücü Alel-Acayip'in bütün oyunlarını öğren ama sakın bunları öğrendiğini ona söyleme. O seni sonunda imtihan edecek. Fakat sen sakın bildiklerini doğru söyleme. Hep tersine söyle. Bu sözlerimi de hatırından çıkarma." Emirhan bu nasihatı dinledikten sonra kıza teşekkür ederek eski yerine gelip oturmuş. Biraz sonra seyyah içeri girerek, "Hadi gel oğlum, seni okutmaya başlayayım," demiş. Emirhan, "Peki efendim, hazırım," diyerek seyyahın önüne oturmuş. Seyyah kitabı açarak delikanlıyı okutmaya başlamış. Fakat Emirhan kızın dediği gibi yapmaya, yani seyyah tekne dediği zaman o direk diyor, o direk dediğinde o kayık deyip her şeyi ters söylüyormuş. Seyyah delikanlının bu haline anlam veremeyerek öfkeyle, "Sen ne akılsız bir adamsın, hiç okuduğun şeyi ezberleyemiyorsun," demiş. Sonra da ona mükemmel bir dayak attıktan sonra dağ başına alıp götürmüş ve orada bırakmış. Emirhan ise hemen başını alıp yürüyerek annesinin evine doğru yol alır. Annesi oğlunu görünce öyle sevinir ki hemen ona sarılarak ağlamaya başlar. Ertesi gün Emirhan annesine, "Valideciğim, yarın ben at olacağım. Hemen beni saraya götür ve sat. Fakat sakın yolda giderken dizginimi kimseye verme." Ertesi gün kadın baktı ki hakikaten oğlu güzel bir ata dönüşmüş. Hemen onu alıp doğru saraya götürüp iyi bir fiyatla satar. Gece olunca yine evin kapısı çalınır. Kadın kapıyı açınca bir de ne görsün, karşısına oğlu çıkmasın mı? Hayretler içinde kalır ve onu eve alır. Yemek yedikten sonra Emirhan annesine der ki, "Anneciğim, yarın ben koç olacağım. Beni saraya götür, hükümdara satıver." Sabah olunca delikanlı seyyahtan öğrendiği hüner sayesinde kendisini birkaç dakika içerisinde bir koç yapar. Annesi de onu alıp saraya götürür. Fakat yolda giderken seyyah kılığındaki büyücü ile karşılaşır. Büyücü Alel-Acayip koçu görünce hemen tanır ve kendi kendine, "Vay düzenbaz çocuk vay," der. Demek bu Alel-Acayip oyununu öğrenmiş. Ve büyücü hemen kendisini ateş yaparak kadının yolunu keser. Fakat kurnaz ve hünerli delikanlı Emirhan bunu görünce derhal bir kuş olup uçar. Bunu gören büyücü de bir güvercin olarak onu arkasından kovalamaya başlar. Bu esnada bu manzaraya hayretle bakan kadın ise bütün bu olanlar karşısında şaşıp kalır. Kuş olan Emirhan güvercini görünce hemen saraya giderek elma olup Padişah Selim'in kucağına düşer. Güvercin de hemen eski haline dönüp hükümdarın karşısına çıkarak seyyah kılığında kucağındaki elmayı gösterip der ki, "Padişahım, bu elma benimdir." Padişah Selim şaşkınlıkla cevap verir, "Nasıl olur? Ama istiyorsan senin olsun."
İşte seyyah kılığındaki büyücü tam elmayı almaya hazırlanırken elma bu defa da dar olup yerlere saçılır. Bunu gören büyücü hemen tavuk olup bu darıyı yemek için gagasını uzatır. İşte o sırada darı kılığına girmiş olan Emirhan bir sansar olup süratle tavuğun üstüne sıçrayarak tavuğu boğar ve orada canına son verir. Sonra da silkinip eskisi gibi bir delikanlı şekline girer. Birden karşısında Emirhan'ı gören Padişah Selim hayretler içinde kalarak "Vay sen misin evladım?" der. Emirhan "Evet padişahım" der. İşte buna alal acayip oyunu derler. O seyyah benim ustam idi, bir büyücüydü. Beni kıskandı, öldürmeye kalkıştı. Ben ondan üstün çıkarak gördüğünüz gibi onu helak ettim. Padişah bundan fevkalade memnun olur. Padişah babasının yanında bulunan Prenses Nesligül de evlenmek için koşulan şart yerine geldiği için Emirhan ile evlenmeyi kabul eder. Emirhan, Padişah ve Prenses Nesligül'den izin alarak hemen büyücünün mağarasına gelir ve orada tutsak olan kızı kurtararak onu saraya getirir. Emirhan padişaha bu kızın komşu ülkenin padişahının kızı olduğunu söyler. Bunun üzerine Padişah Selim hemen habercilerini yola çıkarır ve komşu ülkenin padişahına haber gönderir. Kızının yaşadığını ve büyücünün elinden kurtulduğunu öğrenen padişah, ülkesinde şenlikler yapılmasını emreder. Kendisi de değerli hediyelerle yüklü 40 develik büyük bir kervan hazırlatır. Damat adayı, vezirin oğlu ve sarayın önemli adamlarıyla beraber hep birlikte yola çıkarlar. Prenses, anne ve babasını görünce ağlayarak onlara doğru koşar ve hasretle birbirlerine sarılırlar. İki padişah çifte düğün yapmaya karar verirler. Ev sahibi Padişah Selim, Emirhan ile kızı Prenses Nesligül'ü, komşu ülkenin padişahı da kızı ile vezirin oğlunu evlendirirler. Böylece iki ülkenin padişahları bu gençler için muhteşem bir düğün merasimi hazırlanmasını emrederler. 40 gün 40 gece düğün yapılır. 40 büyük kazanda 40 çeşit yemek 40 gün boyunca pişirilir ve herkese ikram edilir. İşte dostlar, bundan sonra herkes mutlu ve mesut yaşadı. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Hoş kalın, hoşça kalın. Çoktan çok selamlar.